Ekonomide Saadet YouTube'un kıymetli izleyicileri, uzun zamandır yayın yapmamıştım. Çok özlendiğimi tahmin ediyorum. Ve bu kadar özlenmişken benim de çok özlediğim ve karşılıklı yayınlarımızdan hem çok keyif aldım, izleyicilerin de bir o kadar keyif aldığı Can Aydoğmuş'la birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok özledim seni. Ben de çok özledim. Gerçekten her zaman bizim bu karşılıklı enerjimiz zaten izleyici de çok sevgiyle ve böyle çok takdirle karşılıyorlar. Yine ben bugün bir önceki yayınımıza bakmışım. Baktım daha doğrusu. Tabii hepimizin aslında şöyle, Can senin o kendinden getirdiğin çok pozitif bir enerji var ama izleyicilerin de benim de gerçekten şu son dönemde kendimizi bu ülkede yaşarken motivasyon olarak, moral olarak yukarı çekmek adına ciddi bir efor sarf ediyoruz. Yani işte son bu Gebze'de yaşanan hayvan katliamından tut, ondan önce yaz boyunca aslında o Ağustos'ta çok gündemimizde daha yoğundu, hala öyle. İşte çocuklarla ilgili taciz olayları, Türkiye'de yaşanan hukuksuzluk o kadar böyle hepimizi böyle moral olarak çökertecek öyle büyük bir sürecin içerisinden geçiyoruz ki senin kanalında da okuduğum yorumlarda öyle. Keza ben de gerçekten geçmişe nazaran daha fazla efor sarf ediyorum kendi enerjimi yukarı çekmek için. Çok zorlayan bir sürecin içerisinden geçiyor Türk halkı ama sen herkese bir umut oldum. Uzun zamandır bu böyle bir şeyin var senin. Yüklendiğin bir misyonun var. Seçim sürecinde de öyleydi. Nereye gidiyoruz? Gerçekten bunu hem astrolojik öngörü olarak hem de yani sen bu zamana kadar yaptığın yorumlarda hep çok umut vermek değil aslında. Gördüğünü hep paylaştın. Ama biz böyle umudun bittiği yerde Can hepimize umut oldu diye yorumlar okudum ben. Senin kanalında da yorumlar vardı. Ne söylemek istersin Can? Bu süreci böyle nasıl yorumlarsın? Ya şimdi şöyle, Kasım'ın 16'sında Satürn düz dönmeye başlayacak. Sonra Mart ayında ev değiştirecek. Ondan sonra bu süreçte Türkiye, işte ekonomisi ya da Türkiye'nin kendi içinden geçtiği süreç adına zorlayıcı bir süreç olabilir astrolojik olarak. Ama 2025'in Mayıs'ının sonunda özellikle Jüpiter Türkiye'nin ayının olduğu eve gelmiş olacak. 2025'in Haziran'ı ile 2026'nın Haziran'ı arasında özellikle Türkiye halkı, Türkiye çok ciddi anlamda rahatlamış, çok ciddi anlamda mutlu olacak. Ekonomik olarak çok iyi olacak, çok daha iyi olacak. Sonra da zaten 2026'nın Mayıs ile 2027'nin Haziran arasında Türkiye parasal olarak, para konusu ve ekonomik konularla ilgili çok mutlu olacak. Ben ileriki süreçte Türkiye'nin kötü bir sürece doğru gittiğini astrolojik olarak görmüyorum. Tam tersine iyi bir sürece doğru gittiğini görüyorum. Ama tabii yani işte bu Kasım'la o Mart süreçleri işte Nisan, Mayıs, Haziran süreçlerine birazcık oralarda bazı problemler, sıkıntılar, çeşitli şeyler olabilir. Bunlar ekonomik olarak olabilir, doğal afet olarak olabilir, sınırlarda ya da çeşitli bir sürü konularla ilgili olabilir. Ama sonuç olarak 2025'in Haziran'ı itibariyle her şey değişecek, gündem değişecek, çok ciddi anlamda rahatlayacak. Türkiye'deki insanlar özgürleşecek, müthiş şekilde rahatlayacaklar, çok daha mutlu olacaklar. Son derece pozitif, son derece iyi bir noktaya doğru gidecek. Dişimizi biraz daha sıkalım mı yani? Çünkü senin kanalında da ben böyle Kasım ayıyla ilgili inanılmaz bir videom var. Ki sen genelde zaten hep seni takip eden insanları pozitife, olumluya yönlendirmeye çalışırsın. Ama bir de hani yaşadığımız bir gerçeklik var şu anda. Bunu hakikaten sağlıyor olmak şu dönemde çok daha zor geçmişe nazaran. Yani bu böyle bir gerçekten bu ülkede yaşamaktan isyan noktasına gelen, eminim sana da sosyal medyadan geliyordur çok fazla. Ki yani Kanada'da olduğun dönemde de aynı şey geçerliydi. Yani bu süreci geçireceğiz, evet bir ışık görüyorum ama buradan daha kötüye doğru da giden, biraz orayı açar mısın? Yani sen Kasım bundan ayında daha kötüye doğru giden bir süreç görmüyorum. Evet. Ama Kasım ayı için hani bir vurgun var ya böyle, Kasım evden çıkmasak daha yeridir gibi bir yorumum var. Yani şöyle, ben seyahatler yapacağım Kasım'da. Evet. Ondan sonra gideceğim yerler var. Beraber de seyahatlerimiz olabilir. Evet. Açıkçası seyahatler yapacağım, gideceğim yerler var, yapacağım şeyler var. Ama hani şöyle bir süreç, hani bu bir geçiş süreci. Ondan sonra oradaki süreçte olan negatif ve olumsuz şeyler de ileriki uzun vadede iyiliğimiz olacak. Tabii ki de doğal afetlerde bazı hani tatsız şeyler vesaire şeyler olursa tabii ki de hani hoş değil, hani zor. Ya da o süreçte yaşanan... Deprem bekliyor musun? Böyle Kasım'da gerçekten vurucu ve hepimizi böyle sarsacak bir deprem yani olasılığını görüyor musun? Büyük İstanbul depremi beklemiyorum.
İstanbul için büyük geçerli İstanbul değil. Büyük İstanbul depremi, evet, beklemiyorum ya da böyle wow aman tanrım hani böyle büyük şey depremi beklemiyorum. Ama depremler bekliyorum, evet. Zaten Türkiye deprem ülkesi, devamlı depremler oluyor. Bu hani Şubat'ta yaşadığımız gibi. Ama özellikle Satürn düz döndüğü zaman. Hatay, Antep, oralar biraz böyle. Öyle bir deprem beklemiyorum ama Satürn düz döndüğü zaman çeşitli depremler, çeşitli şeyler olabilir. Hani o süreçte Mart ayında olabilir. Özellikle daha çok depremler. İl var mı? Mart, hayır, 2025 yok, mi? Yok. İl söylemiyorum. Şu il ama söylemiyorum. Geçmişte söylüyordun. Söylüyordum, sonra başıma çok iş açıldı. Gittiler, şikayet ettiler. Sen söyledin diye. Tabii tabii. Ondan sonra bir sürü şikayetler, bir sürü, hatta depremle ilgili söyledim bile, şikayetler ettiler. Hı-hı. Ondan sonra neyse, astrolojiyle ilgili belgelerimi vesaire şeylerimi gösterdim. Bir şey olmadı ama tatsız şeyler. O yüzden yani şurada deprem olacak, burada deprem olacak, şöyle olacak, böyle olacak artık demek istemiyorum. Bununla ilgili öngörüde, bununla ilgili şeyde de bulunmak istemiyorum. Ben sadece zaten ileride, geçmişte söylemiştim, 2028 yılının Mart ayından itibaren ondan sonra Türkiye'de daha büyük bir deprem bekliyorum diye. Ama zaten Türkiye deprem ülkesi, devamlı depremler oluyor. Dileriz olmasın ama benim astrolojik olarak gördüğüm Satürn'ün hareketlerinde Türkiye'de deprem oluyor. Satürn zaten en düşük noktaya geldiği zaman 2028 Mart'ından sonra gelecek. O zaman en büyük depremler İstanbul olmuş. İstanbul için 2028 Mart'tan yani sonra İstanbul mı diyorsun? Yani İstanbul demiyorum, Türkiye için diyorum. Ama hani o dönemde daha büyük depremler açıkçası astrolojik olarak görünüyor. Yani Satürn her boş noktaya geçtiği zaman, Satürn düşük noktaya geçtiği zaman ya da Satürn'ün geçiş evlerinde Türkiye'de depremler oluyor. 2,5 yılda bir ev değiştiriyor. 30 yılda bir en düşük noktaya geliyor. O zamanlar Türkiye'de depremler olmuş. Yani astrolojik olarak benim takip ettiğim, çünkü astroloji şöyle bir şey. Geçmişte ne olmuş? Olduğu, evet, zaman astroloji gezegenler ne konumda bakarsın? Ona göre geleceğe dair yorum yaparsın. Benim gördüğüm de o. 17 Kasım'dan itibaren bu riski daha fazla 16. buluyor. 16 Kasım'dan itibaren. Evet. Yani orada açıkçası ilk başta, her şeyden önce işte söyledim zaten, daha demin biliyorsun hani borsa bence... Bir dakika, oralara geleceğiz. Tamam. O kısma geleceğiz. Bir böyle genel gündemi bir senden dinlemek istedim. Tamam. Çünkü hani özellikle yorumlar kısmında depremi sormamı isteyenler var. Ve tabii çok ülkenin gündemini, dolara, altına ve borsa kısmına bir ayrı geleceğim. Ama ülkenin gündeminde şu da çok fazla. Türkiye bir savaşa gidiyor veya savaşa, evet, girecek. Evet. İşte Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir söylemi vardı, İsrail bize saldırabilir diye. Hatta son hafta sonu ben de paylaştım kendi sosyal medyamda, bu kredi kartlarına 750 lira, 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarına 750 TL'lik savunma sanayi adına bir kesinti olacak, bir vergi alınacak. Dolayısıyla savunma sanayini güçlendirmek isteyen bir Türkiye var. Biz hakikaten savaşa mı giriyoruz? Öyle bir astrolojik öngörün var mı Can? Yok. Çok net oldu. Tabii ki gönlümden geçen olmaması. Bu konuda içimiz müsterih olsun mu? Gökyüzü böyle bir şey. Olsun. Kendiliğimizden bir şey çıkarabilir miyiz? Peki öyle bir şey görüyor musun? Ya öyle bir şey yok yani, değil mi? Hani astrolojik olarak Türkiye'nin savaşa girme ihtimali yok. Yani sonuç olarak terör var sınırlarda. Evet. İşte ülkelerde, işte ne bileyim mesela Suriye'de oydu buydu, bir sürü sınırlarda bir sürü olaylar yaşadık ama Türkiye'nin ben bir savaş, bak, savaşı sıcak değil, savaştan bahsediyorum değil ben. Savaşa girmesi, çünkü savaşa girdiği zaman sonuç olarak hani Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta savaşa girip herhalde Haziran'da bitmez, değil mi? Doğal olarak. Doğal olarak. Hani birkaç ayda bitecek bir savaş değilse eğer, ben Türkiye'nin önümüzdeki dönem savaşa girmesini değil, tam tersine daha mutlu olmasını, daha huzurlu olmasını, daha rahatlamasını, maddi olarak yükselmesini, ekonomisini düzelmesini, daha iyi bir noktaya gitmesini bekliyorum. Peki sen, bu hani çok komple teorisyenleri var, keza astroloji camiasında da çok böyle negatif yorumlar yapanlar da var. Ben takip etmiyorum tabii ama takip eden izleyici de var yani, oradan da bilgi alan ve hatta seni de bu konuda çok pozitif yorumlar yapıyorsun diyenler var ama sen önümüzdeki döneme baktığında, çünkü böyle seni durdurmak da bazen zor oluyor, böyle 2040'a kadar falan şey olmasa 2040-2050 falan söyleyeceksin. Evet. Sen bir haritaya baktığında dünya için bir 3. dünya savaşına gidiyor dünya, hiç böyle bir şeyde bulunur musun? 3. dünya savaşını yaşadık zaten 2020 ile 2023 arasında Covid döneminde. Pandemi. Pandemi aslında. Zaten 3. dünya savaşı. Ben zaten onu 2017'deki köşe yazılarımda, 2016'da söylemiştim. 2020 ile 2023 arasında 3. dünya savaşı. Geçenlerde bir tane eski general paşa ile mesela oturdum, konuştum. Dedim ki ya ben böyle bir öngörü yapmıştım. Öngörüyü doğru yapmışsın dedi. Çin'in bir sürü şirketler, bir sürü şeylerin Amerika'nın elindeydi. Covid ile birlikte Çin şirketlerini geri aldı dedi. O gücünü geri aldı dedi. Şeyini geri aldı dedi. 3. dünya savaşı zaten yaşandı.
Ama artık eskisi gibi savaşlar, eskisi gibi şeyler yaşanmıyor. Yani böyle sıcak bir çatışma daha ekonomik özellikle... olarak ekonomik olarak yaşanıyor. Daha işte daha farklı şekillerde yaşanıyor. Teknolojik tarafta yaşanıyor. Şu an Orta Doğu'da olan savaşlar farklı. Onlar daha bambaşka bir gündem, bambaşka bir konu. Peki öyle bir şey bekliyor musun? Mesela Orta Doğu'da böyle bir hani bizim sınırlarımızla etkili olmayacak ama işte 2025'in... Orta Doğu'da savaş devam ediyor, devam edecek. Yani özellikle bu Lübnan, İsrail gerginliği, İran'ın arasında yaşananlar şu andaki onlar süreçte... devam edecek. Onlar devam edecek. Ama bu onların çok bize boyutlu. Alakası yok. İşin içerisinde Amerika'nın girdiği, işin içerisinde Türkiye'nin girdiği, şöyle, bu savaşlar, Orta Doğu'da olan savaşlar ve İsrail'in de olmuş olduğu savaşlar tamamen tam tersine bizi pozitif yönde etkileyecek. Hep bunu söylüyorsun. Gerçekten yani bütün kalbimle şunu diliyorum. Çünkü benim de böyle enerjimin düştüğü, umudumun böyle hani hepimizin var o motivasyon ama bazen sağlayamadığımız günler var. Senin böyle hani ileriye dair iyi olacak, daha olumlu olacak söylemin çok insana umut oluyor. Bana da onun için zaten senin YouTube tarafında ben de takipçinim. Yani dilerim inşallah biz 2025 Haziran'ında o zamana kadar zaten sayısız yayın yaparız ama 25 Haziran'a geldiğimizde ya Can işte böyle hani bunları söylemiştin. 2025 bak gerçekten... Haziran'da birden Haziran ayında tak diye olmaz. Yani 2025'in Haziran'ı ile 2026 Haziran arasında en o 2025'in sonu, 2026'nın hissetmek. Başı net bir şekilde görürüz. Orada çok daha yani, rahatlamış olacağız. Ama şimdi hissetmek, her gün bir cinayet haberi, her gün bir kadınla ilgili, her gün bir çocukla ilgili, hayvanla ilgili moralimizi bozacak, enerjimizi aşağı çekecek. Haberi duymuyor olmak bile benim için yeterli bak. İnan bu noktadayız. Şimdi şöyle böyle haberler duyulabilir. Şimdi dünyanın mesela İsveç'te, Norveç'te... Üst üste, her gün... İsveç'te, Norveç'te dünyanın en gelişmiş, en refah olan ülkeleri bir sürü insan her gün intihar ediyor. Onlar Amerika'da, çok Amerika, mutluluktan ve huzurdan, boşluktan intihar ediyorlar. Hava durumlarından. Ha. Amerika'da dünyanın süper gücü Amerika. Seri cinayetler var. Ve inanılmaz şekilde insanlar zaten korkunç bir durumda Amerika'da. Bir zengin bir kesim var, onu görüyoruz filmlerde ya da bazı şeylerde vesaire ama ben Amerika'ya gittim. Rezalet yani. Hani rezillik. Ondan sonra Kanada'da bile bir sürü homeless'lar var. Sen Türkiye'de homeless diye bir şey görüyor musun? Sokakta yaşayan bir insan vesaire. Öyle bir şey yok. Ondan sonra Avrupa'da da cinayetler var. Kadınlara yönelik şeyler var. Japonya'da da var. Hani bize belki... var ama biz... nedir anladın? Yani negatife mi odaklanmak çok. İstiyoruz? Ama bak burada bir şunu söylerim. Hatta yani, hakikaten bunu paylaştım. Çok. Bu, yani Türkiye'nin haritasına var zaten. Biz bu acıdan da beslenen bir tarafımız var. Yani bu kahır dinlediğimiz müzikte var falan. Onu yurt dışına gidince çok. Daha yani, iliklerine kadar hissediyorsun. Yurt dışında Kanada'da orada burada oralarda da oluyor ama Arabesk ana haberlerin, gazetelerin number one konusu bu değil. Bir numaralı konusu değil. Yoksa hani haber yapacak, gazeteye koyacak, televizyona koyacak olsalar var. Ama yani bu değil yani, anlatabiliyor muyum? Burada aslında söylemek istediğim... Ama tabii ki de yaşanıyor, tabii ki de var. Hayvanlarla ilgili ve bir sürü kadınlarla ilgili yaşanan şeyler de son derece tatsız, son derece korkun. Bununla ilgili düzeltmeler, bununla ilgili yapılması gereken şeyler elbette ki yapılmalı. Ben yapılmamalı ya da... bir sorun yok demiyorum. Evet. Tabii ki de odaklanılabilir, bu daha iyi bir noktaya götürülebilir. Hayvanlarla ilgili kısım zaten çok korkunç, çok vahşet verici, çok dehşet verici, çok korkunç. Ona bir şey söylemiyorum. Onun bedelini yapan zaten ilahi alem tarafından öder. Yapan, yaptıran, destekleyen de ilahi alem tarafından öder. Onunla ilgili eminim. Onun dışında kadınlarla ilgili, insanların korunmasıyla ilgili daha iyi şeyler gelmeli, olacak. Onlar da daha iyi bir noktaya doğru gelecek. Ama sadece şunu söylemeye çalışıyorum yani bütün dünyada bunlar yaşanıyor. Hani bize özel değil. İleriki süreçte de hiç mi böyle şeyler yaşanmayacak? Yaşanacak. Hani ama tabii ki de daha iyi bir noktaya gidebilir, daha düzelebilir. Ben sadece şunu söylemek daha istiyorum. Daha iyi bir noktaya gidebilirle o zaman kastettiğini aç. Bize nasıl bir dünya, şimdi ben ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ben 2017'deki köşe yazımda zaten Türkiye'nin şu an içinden geçtiği ekonomik süreci 2023'ün ocağından sonra, özür dilerim, 2023'ün aralığından sonra düzelmeye başlayacağını... Ondan sonra söylemiştim ki 2023'ün aralığından sonra gri listeden çıktık, kara listeden çıktık. Ciddi bir orada ekonomik düzelme süreci aslında başladı. Mayıs 2023'ten beri yeni en azından ekonomi yönetimi daha aklı selim, daha liyakatli. Ondan sonra çok ciddi bir değişim başladı. Sonra ben 2024 yılı çok büyük değişimler yılı, 2024 yılının sonundan sonra her şey çok daha ciddi anlamda değişecek.
2025 yılından sonra bambaşka olacak. Yani 2025 yılının sonundan sonra çok ciddi anlamda değişecek. 2025 yılının Haziran ayı ile 2026 Mayıs arasında artık ekonomi her şey düzelecek. İnsanlar mutlu olacak dedim. Yani ben ne söylediysem zaten onun arkasındayım. Ben Covid olduğu zaman insanlar 10 yıl, 20 yıl işte böyle gidecek, daha asla düzelmez, işte şöyle olacak, bütün dünya saracak dedi. Hayır, ben dedim ki Mart ayında hemen bunu söyledim. Köşe yazılarımda, her yerimde, Twitter'ımda, her yerimde var. 2020'nin Eylül ile Aralık arasında aşı çıkacak. 2022'nin Nisan'dan sonra rahatlayacak. 2023 Ocak, 2023 Eylül'den sonra domuz gribi gibi olacak dedim ve aynen öyle oldu. Tam tarih söyledim. Bunu söyledim. Böyle olduğuna göre Türkiye için de pozitif görüyorum. Depremle ilgili ben 2023 Şubat'ta olan depremi O Ne Diyor'da köşe yazımda yazmıştım. Ama tabii ki de bir taraftan depremle ilgili korku salmamaya çalışıyorum. Ondan sonra hani böyle deprem olacak diye çığlık atmıyorum ama köşe yazılarımda her yerimde yazılı olarak duruyor söylediğim şeyler. Ama ben 24 saat şöyle olacak. Yoksa mesela YouTube kanalında videom var. 2022'nin Ekim'i ile 2023'ün Haziran arasında nasıl zor bir dönem olduğunu, özellikle Ocak, Şubat aylarının nasıl sıkıntılı olduğuna dair mesela anlatıyorum. Yani sonuç olarak astrolojik olarak benim şu ana kadar söylediğim öngörülerim %99.99 gerçekleşti. İnşallah bu da gerçekleşecek o zaman diyorsun. Evet, yani bunun da gerçekleşmesiyle ilgili çok rahatım. Çünkü neden? Jüpiter Türkiye'nin ayıyla birinci evde birleşince çok ciddi anlamda rahatlayacak. Sonra para evine gelecek. O yüzden zaten sadece tek olay şu Satürn'ün 2025'in Mart ayında ev değiştirmesi, o dönemdeki sıkıntı. Sonra 2025'in Nisan'ın Mayıs'ını atlattık mı? Ondan sonra zaten çok ciddi anlamda rahatlıyor. Bu sürede ben 2025'in sonuna kadar zaten hükümetin değişmesini bekliyorum. 2025 Mart'tan sonuna kadarki dönemde. Yani şu anda da değişebilir. Hükümet değişecek. Evet. Şu anda da değişebilir. Erken seçim ihtimali mi yoksa? Erken seçim ya da başta kişi birden bırakabilir. 2025'te hükümet değişecek. Evet. Yani ciddi bir burada değişiklik bekliyorum. Astrolojik olarak. Birden hükümetin başındaki kişi de bırakabilir. Hani... Müthiş bir 2025'e giriyoruz o zaman Can. Evet, 2025. Bayağı aksiyonu bol bir 2025 olacak bu evet, durumda. Çok yani. çok aksiyonlu olacak. Hepimiz açısından. Ondan sonra ama ben pozitifim. Yani ben bu süreç zaten yaşanmalıydı. Bu süreçten öğrenilecek çok şey var. Bu sürecin çok iyi etkileri var. O yüzden ben çok pozitifim. Yani bu süreçle ilgili ve hepsiyle ilgili. Benim küçük orada bir katkım olacak. Aslında şöyle hani demek istediğimizde bence bizi izleyenlerin de toplumsal olarak şu anda böyle düşünen insanların hani bunu söylerken daha iyiye gidecek mi? Ya bence en büyük problem Türkiye'de hukuksuzluk. Seninle sohbet ettik yol boyu ama bir uzun bir süre aslında Londra'daydım. Hepimizin beklediği bir şey, şimdi borsaya geleceğim. İşte bir yabancı yatırımcı beklentisi var. Türkiye'ye para girişi olacak mı? İlk söyledikleri şey hukukla ilgili olan. Yani hukuk problemi, Türkiye'deki hukuksuzluk ki ben de bir paylaşım yapmıştım. Onu aslında izleyicilerle paylaşmak isterim. Bak, hukukun üstünlüğü endeksi diye açıklanan bir endeks var Can. Türkiye 142 ülke arasında 117. sırada. Hani bu bizim negatif odaklanmamız falan meselesi değil. Türkiye'de büyük bir geçmişe nazaran daha fazla. Yani mesela senin o saydığın ülkeler Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç, Almanya hukukun üstünlüğü kriterinde ilk 5'te olan ülke. Neden şu an Türkiye'de böyle bir gündem var? Ben 2022'de 2023 Ocağı girmeden önce sonrasında defalarca binlerce kez söyledim, her yerde yazdım söyledim. 2023'ün Ocağı ile 2025 Mayıs arasında Türkiye'nin gündemi devlet, mahkemeler, davalar, devletin başındaki insanlar, eğitim, üniversiteler, akademik süreçler, aynı zamanda tabii ki de hukuk. Yani devlet diyorum, yani Türkiye'nin konusu devlet olacak diyorum. Çünkü neden? Türkiye'nin 9. evinden Satürn geçiyor. Yani 9. ev yani nedir? 9. ev nedir? Mahkemelerdir, davalardır, adalet sistemidir, hukuktur, üniversitelerdir. Ondan sonra aynı zamanda devletin başındaki insanlardır. İşte ilahi kaynakla arandaki bağlantıdır, babadır. Ondan sonra... zaten ben söyledim mesela İstanbul Üniversitesi'nde problemler olacak dedim. Tak diye oldu. Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili bu süreçte problem olacak dedim. Herkes Eğitim Bakanlığı deyip duruyor bana. Zaten ben bunu 2022'de zaten söylemiştim böyle bir sürecin içinden geçeceğimizi. Bu süreç sonunda, bu olayın sonunda 2025'in Mayıs'ına geldiğimiz zaman bir bakacaksınız ki sonrasında Türkiye'nin hukuk sistemi çok daha iyi olacak. Tamam. Bu 2025'te Türkiye'de bir değişim bekliyorsun ya. Evet. Bu Mayıs'tan önce bir şey yaşanacak ve o değişimle birlikte mi biz başka bir noktaya doğru evrileceğiz? Öyle bir şeyin var mı? Yani göreceğiz. Bilmiyorum. Yani hani
Yani bunu ben 2025'in sene sonu içerisine kadar ki bir dönem içerisinde Türkiye'de yönetimin değişeceğini görüyor, deneyimliyor olacağız. Bence müthiş bir astrolojik öngörü. Evet, ben öyle Paylaşıyor olman. Evet. Pandemi soranlar var. Az evvel sen konuşurken pandemi falan yaşanmayacak. Tekrar bir kere daha. Ay çok özlüyorlar. Çok pandemi olsa da bir kapansak. Bir kapansak. Kusura bakmayın, hiç bu kapanma falan yok. Ben en son 20-30 kilo almıştım. Zar zor kilolarımı verdim. En son 120-130 kilolara kadar çıktım pandemi döneminde. Ondan sonra yatak odasından salona gelene kadar yuvarlanıyordum. Pandemi falan yok. İzin vermiyorum. Yani ondan sonra yasak. Pandemi yasak yani. Bence bizim jenerasyon bunu görmesin bir daha. Bitti ya. Yani. Gördük biz. Bitti. Biz bu jenerasyonlar bunu yaşadık. Sıramız sağlık. Bir dahaki 30 yıl sonra. Ay tamam artık. Yani 30 yıl sonra. Torunlar, çocuklar görmek istiyorlarsa. Yani. Gerçi görme ihtimalimiz var şimdi. Allah sağlık verirse 30 yıl sonra. Ama nine ve dede. Yani. 30 yıl sonra ya da daha biz sonra. Ama şu an. YouTube yapıyormuşuz. Evet kesin. 90'lı yaşlarımız. Tabii. Yani. Kendi televizyon kanalımızı kurmuşuz. Ay Allah. Şey, evet kesinlikle kesin. Öyle. Ben açıkçası önümüzdeki dönem başka bir pandemi beklemiyorum. Hiç boşuna umutlanmayın. Hayallere kapılmayın. Kapanacak da işe kalkıp gidip dışarı çıkıp gelmek zorunda kalmayacağım. Evimde rahat rahat oturacağım. Derdine düşmeyin. Evet. Bu da böyle söylenmiş oldu. Herkes de inanılmaz bir pandemi özlemi var. Öyle yazıyor. Pandemi olsun, pandemi olacak değil mi? Pandemi olacak, pandemi olacak. Nereye şöyle görüyorsun şu sen? Çıktı, hani bu çıktı. İnsanlar böyle evde o korumalı çok alanda özlüyorlar. Olmayı. Evet. Ay o zaman da herkes isyandaydı, bir üzüntülüydü. Aman evlere kapandık falan, dertlendi, kederlendi herkes. Ben o zaman böyle çok enerjik falan geldim de pek çok insan ay ne kadar mutlusunuz saydım deyip de böyle bir hani mail etmişlerdi bana. Demek enteresan bunu. Yani sorularda vardı onun için. Şimdi erken seçimi konuştuk, pandemi konuştuk. Savaş ihtimalini çok fazla soruyorlar. Sen burada gönlün çok müsterih bir şekilde Türkiye'nin bir savaşa girme ihtimalini görmüyorsun. Bu arada arkadaşlar şöyle gönlünüz çok müsterih olsun. Ben yaklaşık 4 senedir Kanada'da yaşıyordum. Şu an Türkiye'ye geri taşınıyorum. Ondan sonra Türkiye'den de çok güzel teklifler aldım. Zaten geçen sene Türkiye'ye bu dönem taşınmayı planlamıştım. Şimdi Türkiye'deyim. Yani ben böyle bir şey görüyor olsam, Türkiye ile ilgili böyle olumsuz düşünüyor olsam, böyle bir şey olsam herhalde Türkiye'de kalmam. Değil mi? Önce kendimi kurtarmaya sonra bakarım. Ha, tabii. Ondan sonra Türkiye'ye odaklıyım yani. Biraz ekonomiye dönelim istiyorum. Bu arada izleyiciler ne kadar görebilmiyorum ama inanılmaz notlarımla geldim. Çalışmış bütün yayınlarla ilgili notlarımı çıkardım. Şimdi böyle tarihleri sen zaten not almıştın ama şimdi birazcık ekonomi gündemine dönelim istiyorum. Orada Türkiye ve dünya açısından aslında en önemli tarih dünya anlamında ekonomiyi değiştirecek Amerikan seçimleri 5 Kasım'da olacak. 5 Kasım 2024'te olacak Amerikan seçimleri. Hem Donald Trump'ın hem de o bir işte yaz ayları içerisinde bayağı böyle Trump'a suikastlar falan oldu ve ciddi de bir taraftar topladı. Kamala Harris'in bilgilerini vermiştim yayın öncesi senle. 5 Kasım'da Amerika'daki seçimlerde sen Kamala Harris'i mi, Donald Trump'ı mı daha güçlü bir lider olarak seçilme ihtimalini görüyorsun? Şimdi gerçeği söyleyeyim. Ben mesela Kamala'nın kazanmasını hayal ediyordum. Yani hayal ediyordum. Astroloji haritasına bakmadım. Hani hayal olarak hani kadın olmasından kadın ondan sonra aynı zamanda siyahi bir soydan lider geliyor. Hani çok daha farklı Amerika ama o gözüktüğünden çok başka yani. Biden'ın devamı olan ve aslında çok daha yani Trump evet böyle çok öngörülemez bir lider olmasına rağmen yani Kamala daha sakin duran ama aslında dünya için daha zorlayıcı bir lider olurdu diye düşünüyorum ben. Neyse ama astroloji haritalarına baktığımız zaman Donald Trump'ın kazanacağı görünüyor. Yani ikisinin astroloji haritasına bakıyoruz. Çünkü Satürn düz döndüğü zaman Kamala'nın ayına direkt transit yapıyor. Evet, yani Donald Trump için 14 Haziran 1946 New York'u aldı Can. Çünkü sonra hani astrolojik öngörüydü der. Ben o tarihleri verdim. Can not aldı ve oradan astroloji haritasını açtı. Trump için 14 Haziran 1946 New York'u baz aldı. Kamala Harris için de 20 Ekim 1964 Kaliforniya eyaletini baz alarak astroloji haritalarını hatta bu haritalardan önce şey de konuştuk seninle. Dünyada da aslında hani senin söylediğin gibi Kamala Harris çok fazla böyle anket sonuçları şu an çok birbirine yakın gidiyor ama işte en son bir kendi içlerinde bir tartışmaları vardı.
bütün dünya basında ben o dönem Londra'daydım. Herkes işte Kamala Harris kazanacak. Ya şu anda basın tarafı müthiş Kamala Harris'i destekliyor. Trump'ın çok fazla bu anlamda şeyi yok, destekçisi. Ama sen son paylaşımınla Trump'ı etiketledin bu arada. Burada yayın esnasında Trump'ı etiketleyeyim, o kazanacak diye. Sen doğum haritasında Donald Trump'ı daha şeyde görüyorsun. Kazanma ihtimali daha kuvvetli görüyorsun. Evet. O zaman buradan hemen şuraya bağlıyoruz. Bir dakika, şimdi Trump kazanırsa şimdi borsa ne olur, altın ne olur, kriptolar ne olur?